sürü insanların bir potada eritilip gerçekten kendi iş yapış modelini ve insan yapısını yansıtabildiği ve kendini gösterebildiği bir değer yumağı diyebiliriz. Kurum çünkü insanlardan oluşan, bir markadan oluşan ve eğer hizmet sektörü ise müşterilerinden, üretimse üretim yaptığı ve buradan yararlanan kişilerden oluşan bir yumaktan oluşur. Tabii ki insan da bu şirket sermayesinin en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu yüzden de o kurumun kendisine ait kültürünün geliştirilmesi iş başarısında çok daha önemli bir hale geliyor. Şimdi yeteneklerin bulunmasının yanı sıra gerçekten de yeteneklerin korunması ve bünyede tutulması çok çok daha kritik hale geliyor. Onun nedeni de artık gençlerin ve orta kademe ve üst kademeye yükselen genç yöneticilerin anlayışları değişiyor. İnsanlar eskiden bir bağlılıkla, bir hani aidiyetle daha fazla kendini bütünleştiriyordu. Ama artık iş yapış modelleri, gençler, eğitim, sosyal medya, yapılar çok değiştiği için bunlar artık bu işin içerisinde benim yararlanabileceğim ne var anlamını daha fazla arıyorlar. O yüzden de kendilerini marka ve kurumla bütünleştirmenin yanı sıra hemen o marka ve kurumun dışına atacak başka fırsatları da gerçekleştirecek yapıları da araştırıyorlar. O yüzden de bu büyük bir sıkıntı. Bunu en iyi yapmanın yöntemi bu arkadaşları, genç arkadaşları ve ileride yönetici olacak yetenekleri meşgul etme. Yani işle bütünleştirme, markayla bütünleştirmeye yönelik projeler yapmak lazım. Onların karar mekanizmalarında söz sahibi oldukları ve onların düşüncelerinin hayata geçtiğinin ispat edilmesi lazım. Eğer kendileri ben burada faydalıyım, benim düşüncelerim hayata geçiyor, benden yararlanılıyor ve ben bu şirketin önemli bir unsuruyum diyemiyorsak ve biz bunları onlara yaşatamıyorsak bunu başarma şansımız yok. Diğer taraftan şunu da söylemem lazım. Bu arkadaşları kendimiz gibi insanlar olarak yönetmeye çalışırsak çok başarısız olacağımız kesin. Kendimizi onlar gibi düşünüp, onlar gibi konumlandırıp ondan sonra onları yönetmeye çalışmamız çok çok daha kritik. Şimdi biz Deloitte olarak 5 ana kolda ve bir süre endüstride hizmet veriyoruz. İşte denetim, danışmanlık, vergi, kurumsal finansman ve kurumsal risk hizmetleri diye. Her birimimizin başkanı ve üst yönetimimizin hepsinin rolü var. Biz burada bir kişiyle veya insan kaynakları gibi yeteneğin alınıp geliştirilip ve yönetilmesiyle ilgili birimlerden çok herkesin eğer bu çorbada tuzu olursa bunun başarılabileceğine inanıyoruz. Ve bunu sadece de üst düzey değil orta kademede de aynı sorumlulukların alınmasından yanayız ve herkesi de bu şekilde aşılamaya ve yönetmeye çalışıyoruz. Tabii ki bir plan dahilinde bizim stratejimizin bir ayağı da bir saç ayağı da yetenek. O yetenek olmadan o stratejimizi ne oluşturuyoruz ne de stratejimizin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçüyoruz. Onun yapılabilmesi için sizin stratejik öncelikleriniz içerisinde yetenek ve yetenek yönetiminin mutlaka bir saç ayağı olarak yerleştirilmesi lazım.